Hadislerde ahir zamanda çok kan döküleceği, saldırganlıkların yaygınlaşacağı, şiddetin artacağı bildirilmektedir. Mehdi çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Çok acıklı durumlar ve elim manzaralar görülür. Fitneler arka arkaya devam eder. Bunların arasında fitne, şiddet, helak ve kaçmalar olur. Ne zaman bitti denilir, gene de devam eder gider. Bu olaylar o denli şiddetlenir ki, içine girmedikleri bir ev ve zararı dokunmadık bir Müslüman kalmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu karanlık ortamda insanların aydınlığa çıkmasına vesile olacak, onlara çözüm yolları gösterecek, arayışı içinde oldukları huzur ve güven ortamını onlara sağlayacak kişinin Hazreti Mehdi olacağını haber vermiştir. Dünya her cümerci içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, küçük büyüğe saygı göstermediğinde, Allah onlardan düşmanlığın kökünü kazıyarak dalalet kalelerini fethedecek, evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini gönderecektir. Hazreti Mehdi'nin İslam ahlakını yeryüzüne hakim etmesiyle birlikte, ahir zamanın önemli alametlerinden olan kargaşa, çatışma, şiddet, savaş ve haksızlıklar ve zulümler Allah'ın izniyle sona erecektir. Hazreti Mehdi döneminde aralarında husumet olan halklar arasında çok büyük bir kardeşlik yaşanacak, her türlü kavganın yerini barış, dostluk ve sevgi alacaktır. Bu mübarek şahsın döneminde oluşacak olan ılımlı, dengeli, çağdaş, akılcı ve medeni İslam modeli tüm dünyayı ışık tutacaktır. Hazreti Mehdi'nin gelişiyle birlikte yeryüzünde yaşanacak büyük değişimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle müjdelemiştir. Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır. Zehirli olan her hayvanın zehri de sökülüp alınacaktır. Hatta küçük oğlan çocuğu elini yılanın ağzına sokacak da yılan ona zarar vermeyecektir. Kurt, koyun, keçi sürüsü içinde sürünün köpeği gibi olacaktır. Kap suyla dolu olduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacaktır. Zulüm ve fıskla dolu olan dünya, o geldikten sonra adaletle dolup taşacaktır. Hazreti Mehdi, hoşgörü, sabır, merhamet ve sevgiyle insanları sürekli olarak Allah'a bir ve tek olarak iman etmeye davet edecek, onları Kur'an ahlakını ve sünneti yaşamaya çağıracaktır. Hadislerde haber verilen bilgilere göre, acılar, sıkıntılar ve yokluk içindeki halk, Hazreti Mehdi'nin adaletine, merhametine, sevgisine ve cömertliğine sığınacaklardır. Bir hadiste şöyle bildirilmektedir. Ümmet bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Mehdi'ye sığınırlar. O daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur, insanlar asr-ı saadet dönemine adeta geri döner. Hazreti Mehdi tüm dünyaya İslam ahlakını barış yoluyla hakim kılacak, savaş ve şiddetten kaçınacaktır.
Hazreti Mehdi'nin izleyeceği yol, dünya çapındaki büyük bir kültürel atılımla insanların İslam ahlakına davet edilmesi olacaktır. İslam ahlakının dünyaya hakimiyetinin barış içinde olacağı hadislerde şu şekilde haber verilmektedir. Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Mehdi, peygamberin yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. Yoksulluk sınırının altındaki insan sayısı yaklaşık 1,5 milyar. Ve bu sayı gün geçtikçe artıyor. Bugün dünyanın dört bir yanında yiyecekten ve içecekten mahrum, sağlıksız koşullar altında yaşayan, barınacak bir yer bulamayan insanlar bulunuyor. Bu durum Afrika, Asya, Güney Amerika başta olmak üzere Amerika ve Avrupa ülkelerinde de yoğun olarak sürüyor. İnsanların küçük bir bölümü çok büyük bir refah içinde yaşarken milyarlarca insan da açlık sınırında yaşıyor. UNICEF'in son raporlarına göre yaklaşık 1 milyar 300 milyon insan temiz sudan, 2 milyar 600 milyon insan da temel sağlık hizmetlerinden yoksun. Gelir dağılımındaki adaletsizlik de son birkaç on yıl içinde aşırı derecede, düşünülenin çok ötesinde büyümüştür. Sosyal adaletteki çöküşe bir örnek, dünyanın en zengin 225 şahsının servetinin dünya nüfusunun %47'sinin senelik gelirine eşit hale gelmesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ahir zamanda yaşanacak olan ekonomik sıkıntıları, fakirlik ve geçim zorluğunu şöyle bildirmiştir. Fakirler çoğalacak. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. İşlerin kesat gitmesi. Herkes satamıyorum, alamıyorum, kazanamıyorum diye yakınacak. Hazreti Mehdi'nin zuhur etmesiyle birlikte tüm bu ekonomik sıkıntılar son bulacaktır. Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi döneminde ürünlerde ve mallarda görülmemiş bir bolluk olacaktır. İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasıyla birlikte Müslümanların her yaptıkları iş onlara büyük bir zenginlik olarak geri dönecektir. Hayatın her anında yaşanan bolluk ve bereket, İslam ahlakını yaşayan müminlere Allah'ın verdiği bir güzellik olacaktır. Allah bir ayette, Müslümanların mallarından kendi rızası için infak ettiklerinde karşılık olarak bulacakları bereketi şu şekilde belirtir. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, 7 başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Allah ihsanı bol olandır, bilendir. Bu dönemde ürünlerde ve mallarda o zamana kadar görülmemiş bir bolluk olacağı,
bu ürünlerin sayılıp ölçülmeden her isteyene dağıtılacağı pek çok hadis-i şerifte de bildirilmektedir. Hazreti Mehdi döneminde her alanda büyük bir bolluk ve bereket yaşanacak, Allah'ın izniyle insanların çektikleri sıkıntı ve yokluklar tam anlamıyla son bulacaktır. Bu durum hadislerde şöyle müjdelenmiştir. Ümmetimden Mehdi çıkacaktır. Allahü Teala Hazretleri insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arzın nebatatı çok fazla olacak. Hazreti Mehdi insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır. O zaman yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle sevineceklerdir. Onun devrinde akan ırmaklar bile suyunu fazlalaştıracaktır. Hazreti Mehdi hazineleri çıkaracak. Tüm bu bilgiler göstermektedir ki Hazreti Mehdi dönemi tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olduğu gibi dünya tarihinin en huzurlu, en güvenli, en görkemli, en rahat ve konforlu dönemlerinden biri olacaktır. Bu dönemde kurulacak olan İslam Birliği ile yüksek teknoloji ürünü olan pek çok malzeme Müslüman ülkelerde de üretilebilecektir. Oluşturulacak İslam ortak pazarı sayesinde bir ülkede üretilen ürünler gümrük, kota gibi sınırsal engellere takılmadan bir diğer ülkede kolaylıkla pazarlanabilecektir. Ticaret alanı genişleyecek, tüm Müslüman ülkelerin pazar payı artacak, ihracat gelişecek. Bu durum Müslüman ülkelerdeki sanayileşme sürecini hızlandıracak, ekonomide sağlanacak kalkınmayla teknolojide de gelişme yaşanacaktır. Müslüman halkların refah seviyesi ve yaşam standardı yükselecek, İslam dünyasındaki eşitsizlikler ortadan kalkacaktır. Günümüzde dünyanın dört bir yanında sefalet, çatışmalar, şiddet ve terör eylemleri, ahlaki dejenerasyon sürüyor. Müslüman ülkelerde ise belirgin bir parçalanmışlık, birlikten yoksunluk var. Şu anda içinde bulunulan bu durum ilk bakışta pek çok olumsuzluk içeriyor gibi görünebilir. Oysa olumsuzluk gibi görünen bu gelişmelerin her biri aslında kutlu bir dönemin habercisidir. Savaşlar, yokluklar, kıtlıklar, dünyanın farklı köşelerinde Müslümanların ezilip zulüm görmesi gibi olaylar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından 1400 yıl öncesinden haber verilen